Evet, herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bugünkü videomuzda sizlere güzel de bir haberim var. Şimdi videomuza geçmeden önce sizlere bir çekiliş haberi vereceğim. Kendi şirketimizin yani Karadeniz Pet'in birinci yılına özel bir çekiliş olacak ve yakın zamanda da yine aynı şekilde birinci yılımıza özel güzel bir kampanya sitemizde başlatacağız, bilginiz olsun. Şimdi bu birinci talihli, ikinci talihli ve üçüncü talihli yani 3 kişinin kazanacağı bir çekiliş olacak. Neler kazanacağınızı merak ediyorsanız açıklama kısmında işte birinci talihli açıklama kısmında şey var. Birinci talihlinin kazanacağı işte direkt siteye yönleneceksiniz ve ne kazanacağınızı orada göreceksiniz arkadaşlar. Ürün linklerini direkt tıklayıp göreceksiniz orada. İkinci talihli de aynı şekilde. Üçüncü talihli de. Üç kişiye de ürünler vereceğiz. Bilginiz olsun. Yani güzel bir çekiliş olacak. Umarım bizleri gerçekten seven, bizleri gerçekten sayan insanlara gider bu çekiliş. Her zaman her çekiliş yaptığımda gerçekten bunu söylüyorum bildiğiniz gibi. Öyle olmasını da istiyorum yani gerçekten beni. Çünkü bazen öyle insanlar arıyor ki yani sadece teşekkür etmek için arıyorlar. Sadece teşekkür etmek için mesaj yazıyorlar. Siparişlerde dahi ya abi işte Allah razı olsun senden. Verdiğin bilgiler bile yeter. Hediye yollamasan da olur. Böyle güzel hani sipariş notları oluyor ya yani gerçekten beni bazen bu işi itiyorsunuz yani Utku daha iyisini yap işte Utku daha fazlasını yap gibi. Hepinize çok teşekkür ederim buradan verdiğiniz desteklerden ötürü. Şimdi arkadaşlar bu kargosu dahil hiçbir ücret ödemeyeceksiniz, bilginiz olsun. Yani çekilişte tamamen her şeyi bizden olmuş olacak bu ürünlerin. Sizlerden istediğim şey şu. Karadeniz Pet sayfasını, Instagram adresini @karadenizpet, @karadenizuretim bu iki sayfayı takip etmeniz, Instagram hesaplarını iki tane Instagram adresimiz var ve de bu YouTube kanalına abone olup bu YouTube kanalının bu videonun bakın sadece bu videonun altına katıldım yazmanızı istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Yani iki Instagram adresimiz zaten birçoğunuz takip ediyorsunuzdur. YouTube kanalımızı da birçoğunuz takip ediyorsunuzdur. Bunlara yani istediğimiz bunlar daha doğrusu hani bunlara diye başladık cümleye yanlış başladı. Çekilişi kazandıktan sonra yapılan abonelikler ve yapılan işte Instagram takipleri kabul edilmeyecek, bilginiz olsun. Çekilişten önce çekiliş ortalama bir hafta içinde açıklanır ve de devamı da gelir. Gerçekten hani beğenirseniz güzel bir etkileşim olursa da devamı da gelir, merak etmeyin. Çünkü biz zaten birçok Facebook gruplarında falan sponsorluğumuz var. Orada da yine aynı şekilde yapıyoruz. Takip edenler biliyordur, orada da arkadaşlar yine bayrağı taşıyoruz. Trendyol'da da yine aynı şekilde puanımız 10. Tüm değerlendirmelerimiz 5. Hepiniz var olun, sağ olun. Orada da bayrağı en üstlerde gönderlerde taşıyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bunların en büyük pay sahibi sizlersiniz. Biz yani bizlerin tabii ki bizler de bir şey koyuyoruz ortaya ama en büyük sahip gerçekten sahipleri sizlersiniz. Eğer ki dediğimiz gibi herhangi bir işte abonelik veya takip olmazsa da yedek talihli çekeceğiz ve onlara aktaracağız hediyeleri, bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi videomuza gelecek olursak bildiğiniz gibi Emek Hırsızları adında bir video daha yapmıştık. Muhabbet kuşu piyasasında ben yine aynı şekilde bu tarz şeyleri ilk defa duyuyorum. Ortalama 15-16 yıldır arkadaşlar bu işin içindeyim, bildiğiniz gibi bunu çoğu yerde de söylüyorum ve de 15-16 yıldır da sadece muhabbet kuşu değil birçok hayvanın içindeyim, birçok hayvanla haşır neşirim. Gerçek bir hayvan severim bu arada, bu işi hiçbir zaman para için yapmadım. O yüzden de bazı başarılar ardı ardına geldi, peşi peşine geldi. Karadeniz Pet müşterimiz ile arkadaşlar konuştuğumda yani burada gerçekten üzüldüm. Bayağı üzüldüm. Ve de o da aynı şekilde piyasayı düşüren emek hırsızlarından yakındığını hissettik, duyduk. Biliyoruz da zaten. Ama bunun nedeni maalesef arkadaşlar yine üreticiler, yani yine bizleriz. Bu insanlar şimdi söyledikleri fiyatlara mesela ne diyor? 30'dan kuş alınır, 35'ten kuş alınır. Söyledikleri fiyatlara kuş toplayamasa, yani biz bunlara yüz vermesek zaten bu kesinlikle olmaz. Yani tabii ki zorda kalan işte elinde oldukça yavru biriken insanlar var. Yani onlar da köşeye sıkışıyor. Bunun da farkındayım. Önceki videolarda da bahsettiğim gibi şimdi üretimi belli bir kitle bıraktı. Üretmeye devam edenler de eğer ki şimdi bu süreçte üretime bir müddet ara verirlerse bu piyasadaki arz birikimini her türlü öldürecek ve talep oluşturacaktır.
Talep oluştuğunda ise bu kez fiyatı sizler belirleyebileceksiniz. Bizler belirleyebileceğiz. Yani üreticiler belirleyebilecek. Yani fiyatları şu anda belirleyen kimler? İşte alsatçılar, pet shopçular. Çünkü niye? Çünkü her yerde var. Zibil gibi var. Her yerde. Yani özellikle Adanalar, Mersinler. Adamlar şimdi çuvalla şeyle besliyor. Ya bulgur, bak bulgur yedireni dahi duydum şu anda. Muhabbet kuşuna. Yani anlatabiliyor muyum? Civciv mi dersiniz? Tabii ki o kuşun yaşama işte kalitesiyle, tüyünün kalitesiyle sizin ürettiğiniz illaki bir değil. Ama sonuçta o kuş satılıyor mu? Satılıyor. Çünkü nasıl satıyorlar? Kasa bazlı satıyorlar. 100 tane kuş satıyorlar. 30'u çürük. Ama alan ne diyor? Ha diyor, o 45'ten değil de diyor 35'ten aldım diyor. Vallahi billahi şu üretilen kuşların ithalden hiçbir farkı kalmadı. Hatta daha da leş bu durumda. Bak daha da leş bu durumda. Ama bizim insanımız alıyor. Ya bunun önüne geçemiyorsun yani. Her malın bir alıcısı var diyorlar ya. Aynı öyle. Yani ben gerçekten bu emek hırsızlarına diyebileceğim tek şey. Allah belanızı versin. Bir köşede inşallah ölür gidersiniz de bu insanlar rahatlar. Yani gerçekten yapacağım bir şey yok. Çünkü aç köpeksiniz abi. Yani aç köpekten başka hiçbir şey değilsiniz yani. Gerçekten. Üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Şimdi şu anda bu işi sadece para yapmaya kalkan, para için yapmaya kalkan acemiler ve bu piyasayı düşüren insanların %90'ı bu işi bıraktılar. Bırakmak zorunda kaldılar daha doğrusu. Bu işi hakkıyla yapan, bu işi severek yapan insanlar hiçbir zaman bu piyasadan kaybolmadılar. Onların birçoğu da zaten arkadaşımız ve hala da bu piyasanın içindeler zaten. Hepsini de görüyoruz. Eğer ki dediğimiz şimdi bu arz talep olayı dengelenirse kesinlikle piyasanın önü tekrar açılacaktır. Bakın şimdi birçok yerde görüyorum. Birçok olumsuz. Ya işte bittik ya öldük. Şu anda arkadaşlar inanın hiç kimsenin öldüğü bittiği yok. Sadece diyorum ki ben size belli bir arz talebi bunu yıkmak lazım. Pet shop yerli muhabbet kuşu aranıyor. Veya işte al satçılar yerli muhabbet kuşu alınır. Fiyat yazmadan. Bu seviyeye bu insanlar geldiğinde piyasa her zamanki gibi düzelecektir. Bir ara ne oldu? Pet shopçular biz öldük biz bittik 80 liradan yerli mi olur 70 liradan yerli mi olur? Şimdi üreticiler ya 35'ten satılır mı? Halbuki herkes bir araya gelse, herkes bir işbirliği halinde güzel bir şekilde çalışsa, hiç kimse piyasayı düşürmese veya piyasayı arttırmasa. Bakın üreticilerin hepsi harika, 10 numara insanlar. Pet shopçular çok şöyleler, böyleler. Sakınlıkla bu videonun konusu bu değil. Bu videonun konusu insanlarımızın açgözlülüğü. Üreticinin de açgözlüsü var. Pet shopçunun da açgözlüsü var. Al satçının da açgözlüsü var. Pet shopçunun da çok iyisi var. Al satçının da iyisi var. Üreticinin de iyisi var. Yani sakın. Hani hemen şey yazıyorlar ya işte pet shopçulara hemen şöyle demişsin böyle demişsin. Bak ben sizden bahsetmiyorum. Ben gece yastığa kafasını rahat bir şekilde koyup çoluğunun çocuğunun veya kendinin boğazından helal rızık geçiren ben hiçbir insana laf etmedim, etmem de. Bu video kesinlikle yanlış anlaşılmasın arkadaşlar, bakın lütfen. Şimdi gelelim benim duyduğum olaya. Şimdi Karadeniz pet müşterimize kuşlarını toplu olarak alabileceğini söylemiş bir arkadaş. Alsatçı bu arada, pet shopçu değil. Erkek kuşlar 35'ten, dişi kuşları 25'ten alırım. Ve paranın önce yarısını satışını yaptıktan sonra da geriye kalanını veririm. Bak mantığa bak. Lan bu nasıl bir şey? Erkekleri 35'ten, dişileri 25'ten. Adam diyor ki ya abi diyor elimle diyor 50-60 tane yavru var. Ne yapacağım? Dedim ki bak kardeşim büyüt, çift yap, sat. Satma dedim. Bak gerçekten sat, dayanabiliyorsan satma dedim. Ya abi yem parası da çoğaldı. Şimdi bir şey de o zaman dedim ki belli bir kısmını sat, dişili erkekli orantılı. Yem paranı mesela atıyorum 50 tane yavrun senin bir çuval yem yiyecek. Bir çuval yemlik malını sat, kuşunu sat, gerisini kenara ayır. Çift yap, işte beklet anaç olarak sat, tekli sat ama bu paraya satma. Çünkü şimdi herkes bu arkadaştan 1000 tane varsa, bak 1000 tane
elinde de 50 yavru olsa, bak kaç tane yavru yaptı, bak zibil tane yavru yaptı. Bu piyasa nasıl eriyecek? Erimez işte. Yani o yüzden arz talebi dengeleyeceğiz. Bak kaç ay önceki videoda dedim ki üretimi sınırlandırın kesin. Özellikle yerliciler dedim kesin. Bunun nedeni sizin yavru satamayışınız değil. İnsanlar anlamıyor. Ama burada bak söylüyorum, arz talebi dengelemek için. Çünkü sınırsız bir arzı olan, sınırsız bir hani mal olan bir yerde fiyatı alıcı belirler. Der ki ben bu da satıyor, şu da satıyor, bu da satıyor. Hele ki zor duruma düşüyorsa o şu da satıyor, bu da satıyor dediklerin, senin malın satılana kadar senin malın büyüyor bir de. Şimdi yavruyken satmak bu yerliği daha kolay mı? Daha kolay. Yani o yüzden diyorum. Hani bu şey değil ki, metal parçası değil ki, bisiklet parçası değil ki, yani araba parçası değil ki bir yıl sonra satıyorsun. Ha, araçken de satılıyor ama onun alıcısı daha az. Niye? Çünkü evinde besleyecek, elini alıştıracak insanların sayısı anaç isteyenlerin sayısından daha fazla. Aslında basit bir matematik. Yani bu videoya bile gerek yok. Aslında basit bir matematik. Ama sürekli sorulduğu için ben bu videoyu çekmek zorunda kalıyorum. Yapıyorum. Sonra bakıyorum piyasa değişmiş. Ben bu videoyu bir daha yapmak zorunda kalıyorum. Dedim ki hem güzel bir çekiliş yapalım hem de güzel bir piyasa videosu yapalım dedim. Umarım da beğenmişsinizdir. Güzel bir like ve güzel yorumunuzu da beklerim. Instagram hesaplarımıza ve YouTube kanalımıza abone olup yorumunuzu katıldım şeklinde yapabilirsiniz. Hem de çekilişe de katılmış olursunuz. Çekilişlerin devamı gelecek. Şimdi biraz önce söylediğim gibi bu adam önceden bu şekilde biriyle çalışmış ki bunun rahatlığı içinde. Çünkü hiç kimse böyle ağzını gererek bunu teklif edemez. Çünkü bana birisi bunu teklif etse ben o adama demediğimi bırakmam. Küçük kardeşlerim de izliyor. O yüzden diyeceklerimi burada söylemeyeyim. Ben demediğimi bırakmam. Anlatabildim mi? Hayırdır lan? La başlar ve cümlenin devamı ileriye doğru gider yani. Siz tahmin etmişsiniz. Bu edilen teklif resmen, bak emek hırsızları dedik ya, resmen emek hırsızlığı. Lan bu adamın parasını sonuna vereceksin. Ucuza alacaksın. Dişileri de 10 lira da ucuzdan alacaksın. Lan adam sana 10 tane kuş satsa 250 lira yapıyor. 100 tane kuş satsa 2500 lira yapıyor. 2500 liraya kaç çuval yem oluyor lan bu piyasada? Sen kimsin? At ağzı. Şimdi... Yani eğer ki beni buradan izleyen pet shopçu veya bu işin alımını satımını yapan kardeşlerim, ağabeylerim, ablalarım varsa lütfen ellerini vicdanlarına koysunlar. Çünkü ben ben az çok o kuşu kaça alıp kaça sattığınızı biliyorum. 35 değil de bu insanlara 5-10 lira fazla verip, bak fazla verip, 5-10 lira fazla verip, 5-10 lira da mesela 10 lira bu adama fazla para ver. Anlatabildim mi? 5 lira da ucuza sat, biraz o gelsin, biraz ona ver, biraz ona ver, bu piyasa zaten düzelir. Şu anda yaz geldi, bak bana en az abi kuşum öldü, abi kuşum kaçtı yazan insanların sayısı şu anda 20-30 olmuştur. Beni tanımayan, bana yazmayan, benim hiç tanımadığım, bilmediğim yüzlerce insanlar. Evet, keşke kaçmasa, keşke ölmese, bundan bahsetmiyorum. Ama dediğim gibi bu piyasa düzelir. Ama bu piyasaya herkesin insanlık yapması gerekiyor. Yani sadece benim insanlık yapmamla, benim sadece bu videoyu buraya yüklememle bu iş olmaz. Onu söyleyeyim sizlere. Yani bizler de biliyoruz. Yani keşke biz üreticilerden 50-60 TL'ye alıp da yani sizler 150-200 lira gibi fiyatlara satabilseniz hiç problem yok. Çünkü biz neye bakarız? Biz yem fiyatına bakarız. Üreticiler yem fiyatına bakar. Yani sizin sattığınızda bizim hiç işimiz yok. Hani sizi ayırmıyorum bak aslında. Ama ben şu anda üreticiler adına konuştuğum için yanlış anlamayın. Sakın işte kendi de üretici pet shoplara sallıyor. Çünkü önceki videolardan biliyorum. Gelecek yorumları da biliyorum. Gelen yorumları da biliyorum. Keşke. Ama şu anda sizin 35'ten alıp işte 90, 100, 110 TL'lere sattığınızı biliyorum. 150 liraya satanı dahi biliyorum. Anlatabildim mi? Biliyorum. İşte kuş ısırmıyor. Az çok delini alıştırmış 150 lira. Yok kardeşim öyle bir yağma. Öyle bir şey yok ya. Bu bence bak ticarettir, helaldir. Eyvallah.
ama bu bence helal değil. O sizin Allah'la aranızdaki şey. Ben karışmam ama bence helal değil. Neresi helal değil biliyor musun? Benim şurada 30-40 kümesim var. Benim canım çıkıyor. Tamam, benim farklı işlerim de var. Ama insanların da farklı işleri var. Çünkü 30-40 kümesten hiç kimsenin evi dönmez, ocağı dönmez, şu anda dönmez. Asla dönmez. Bak, benim buradan ticari bir gelir kaynağım, şeyim yok, isteğim yok. Kira değil, hiçbir şey değil. Allah'a şükür buradan gelecek bir paraya da ihtiyacım yok. Ama bak, ben tutmuşum, buradaki insanlar için bu videoyu çekiyorum. Bazı insanlar kira ödüyor. Bazı insanlar, hadi ben yemi de belki ucuza alıyorum. Anlatabildim mi? Ama herkesin şartları benle bir değil. Çünkü bana yazan insanlara ben gerçekten üzülüyorum. Ya keşke çok param olsa, onlardan alsam, insanlara ücretsiz dağıtsam diye. Keşke, bak gerçekten. Yani öyle üzülüyorum ki. Adam diyor ki, ya abi diyor, evimin diyor kirasını diyor, elektriğini karşılayayım diye yapıyorum diyor. Ya diyor, hesaplıyorum diyor, gelir gider. Ya aynı, ya da giderim 50 lira fazla, 100 lira fazla. Kâr etmeyi de adam geçmiş. Yani anlatabiliyor muyum? Lütfen birazcık şuradaki kalbi dinleyelim. Ona göre iş yapalım. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bana bir sürü insan işte o vergi ödüyor, işte şu kira ödüyor, işte şu şöyle yapıyor. Şu anda hepimiz zor durumdayız. Sadece sen zor durumda değilsin. O yüzden herkesi düşünmek lazım. Bak, ben bu videoyu çekmesem de olurdu. Bir çekiliş videosu yayınlardım. Arkadaşlar, bunu veriyoruz. Hayırlı olsun, katıldım yazın insan. Bu. Herkes biraz, bir adım, herkes bir adım giderse. Bak mesela bir çember düşün. Bir çember düşün. Herkes bir adım gelirse herkes ortada buluşur. İnşallah birilerinin kalbine, birilerinin vicdanına, birilerinin duygularına az da olsa etkimiz olmuştur. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. YouTube kanalımıza abone olup Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Çekilişe katılmayı ve bizleri gerçekten memnunsanız sağınıza solunuza bizlerden işte böyle bir yer var. Ben de alışveriş yapıyorum. Bir dene derseniz çok sevinirim. Hepinizden şimdiden Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.